Netanyahu yönetimine istifa baskısı artıyor. İsrail ordusu Ramazan demeden Gazze'yi bombalarken halk meydanlarda erken seçim çağrısı yapıyor. Tel Aviv'de binlerce İsrailli Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin istifasını istedi. Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayseri'de da eylemler vardı. Tel Aviv'de eylemlerin ana noktası yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu. Kaplan Caddesi ile Menahem Begin Caddesi'nin kesişimine Netanyahu'nun yüzünün olduğu ve suç bakanı yazan büyük bir pankart asıldı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Savunma Bakanlığı'nın önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi. Polisin müdahalesine karşı yoldaki araçların arasına karışan protestoculara tazikli suyla müdahale edildi. Otoyola atlı polisler değindi. Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid de hükümeti başarısızlıkla suçladı. Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin gitmesi gerektiğini belirterek hemen seçim çağrısı yaptı. Netanyahu yönetimine istifa baskısı artıyor. İsrail ordusu Ramazan demeden Gazze'yi bombalarken halk meydanlarda erken seçim çağrısı yapıyor. Tel Aviv'de binlerce İsrailli Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin istifasını istedi. Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayseri'de da eylemler vardı. Tel Aviv'de eylemlerin ana noktası yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu. Kaplan Caddesi ile Menahem Begin Caddesi'nin kesişimine Netanyahu'nun yüzünün olduğu ve suç bakanı yazan büyük bir pankart asıldı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Savunma Bakanlığı'nın önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi. Polisin müdahalesine karşı yoldaki araçların arasına karışan protestoculara tazikli suyla müdahale edildi. Otoyola atlı polisler değindi. Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid de hükümeti başarısızlıkla suçladı. Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin gitmesi gerektiğini belirterek hemen seçim çağrısı yaptı.